Konya Fuarı'ndan özel gerçekleştirdiğimiz yayınımızda Anadolu Land'in standına geldik. Yerli üretim bir traktör, yerli üretim seri traktörler arkamızda bulunuyor. Yanımızda Anadolu Land'in Genel Müdürü Hayati Kösoğlu var. Hayati Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Yeni şirketimiz, yeni markamız Anadolu Land'in ve yeni ürünler adeta parlıyor, kendini gösteriyor. Önce bir şirket kurulumunu, nasıl bir yola girdik, nasıl bir yatırım, nasıl bir üretim var? Önce o bilgileri alalım, ardından ürünlerle ilgili de genel detayları öğrenelim. Gerçekten çok heyecanlı bir proje bu. Geçen senenin sonlarına doğru Anadolu Grubu, biliyorsunuz Türkiye'nin en önde gelen gruplarından biridir. Ve 135 senelik geçmişiyle dünyanın en önemli traktör üreticilerinden İtalyan Argo Grubu'nun bir araya gelerek oluşturdukları bir şirket bu. %50-50 ortaklıkları var. Amaç Türkiye'de 50 ile 75 beygir arasında ilk aşamada traktörleri üretip hem İtalyanların eksik olan segmentini doldurmak hem de Türkiye'de Anadolu Grubu ile beraber büyümek. Bu amaçla kuruldu bu şirket. Şu anda Şekerpınar'daki tesislerimizde yeni üretim bandımızda modern koşullarla üretimimize başladık. Bunlar ilk traktörlerimiz. Ön üretim olarak düşünebiliriz. Gelecek aydan itibaren de seri üretimimizle beraber bütün Türkiye'de satışlarımıza devam edeceğiz. Süper. Mevcuttaki bir fabrikaya yeni yatırımlarla beraber artık seri bir şekilde bu traktörler çıkıyor. Peki sadece Türkiye değil, dünyaya da buradan gideceğini biliyorum. Bu konuda da bilgi alalım. Kaç ülkeye buradan ihracat yapılacak? Çünkü ihracat kalemi bizler için çok çok önemli. O yüzden adetleri merak ediyorum. Yani Türkiye ekonomisi için bir kere yaratacağı istihdamı bir kenara bırakırsak orada önemli bir katkıda bulunacaktır. Onun haricinde demin söylediğim gibi İtalyanların olmayan bir segmenti bu zaten. Yani onların 75 beygir, daha doğrusu 80 beygir altı traktörleri yok. Onların çok güçlü olduğu pazarlar var, ihracat pazarları. İtalya var. Buraları için bizden alıp satacaklar. Ama bu segmenti olmadığı için dünyada giremediği pazarlar vardı. Onu direkt buradan satacağız. Ama ikisi de, yani direkt Argo üzerinden satacağımız veya bizim kendimizin dünyaya satacağı traktörlerin hepsi ihracat olacak. O da önemli bir Türkiye için katkı olacak tabii. Peki mevcut yatırımda şu anda yıllık kapasite ne olarak planlandı ve devamında eminim artacaktır. Çünkü dünyaya buradan gönderevre olmak fazlasıyla talep görecektir diye düşünüyorum. Kapasite tamamen bize bağlı. Yani üretim tesislerimizi istediğimiz kadar büyütebiliriz. Ama bizim için önemli olan eşik 2019 olacak. Biz bu sene sonuna kadar yerlik oranını 150'lere kadar taşımayı hedefliyoruz ama gelecek sene bir şanzıman yatırımı daha olacak. Bizim İtalyan ortaklarımız gerçek traktörcüler. Dediğim gibi 135 senelik bir geçmişleri var. Traktörün dizaynından üretimine ve dağıtımına kadar her aşamada kendileri yapıyorlar. Ve yani bu fuarı gezdiğinizde bir sürü marka göreceksiniz ama o markaların birçoğu mesela şanzımanlarını başka bir yerden alıp kendi traktörlerine koyuyorlar. Bizde ise tamamen kendi üretimimiz. Şu anda İtalya'da üretiliyor. Gelecek seneden itibaren inşallah yeni yatırımımızla beraber ki 5 milyon euroya yakın bir yatırım daha yapacağız. Bu traktörlerin şanzımanları da Türkiye'de üretilecek ve İtalya'ya da buradan gönderilecek. Harika bir bilgi daha. Biz de yurt dışı fuarlarında özellikle Landir'in ödül aldığı anda da vardık ve oradaki yetkililerle de konuşurken tamamen kendi ürettikleri yeni nesil şanzımanlarla bir ödüle layık görüldüler. Dolayısıyla bu konuyla çok ilgililer. Şimdi o tekniğin burada da üretilip yine dünyaya pazarlanacak olması da ayrıca kıymetli. Tabii burada Landir'in belli bir beygirin altında ürünü yoktu ve burada sizlerin üreteceği ürünler Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan traktörler. Doğru. Ve üretim deseni olarak da dünyada da birçok coğrafyanın özelliğini bir arada barındırıyoruz. Çok ilginçtir. Çok doğru. Ve buradan da gönderiyor olmak o ülkelerden de yoğun talep görecektir diye düşünüyorum. Peki biraz Glob diye isimlendirilen bu seri hakkında da bilgi alırım. Genel anlamda özellikleri nedir? Neden Glob dedik? Çünkü sadece Türkiye'de üretiliyor. Mesela bu traktörler başka hiçbir yerde üretilmeyecek. Sadece bizim ülkemizde üretilecek ve bütün dünyaya buradan satılacak. Onun için ismi Glob oldu.
Şu anda 4 ana modelimiz var. 50 beygir, 60 beygir, 70 beygir ve 75 beygir. Bunların hem tek çekerleri hem çift çekerleri mevcut. Ve 8-8 şanzımandan 12-12, yani tek çekerlerde 8-8 şanzımanlar standart, çift çekerlerde de 12-12 şanzımanlar standart. Sürüngen vitesle beraber 16-16 şanzımana da opsiyon olarak sahip olabiliyor çiftçimiz. Ve gerçekten verimlilik açısından bakıldığı zaman da Türk çiftçisinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Biz çok güveniyoruz, çok iddialıyız. Gelecek seneden itibaren Türkiye'de biz kendimizi bayağı bir ispatlayacağız ve Türkiye'de tarım makinelerinin yönünü değiştiren bir ekip olacağız. Harika bilgiler gerçekten. Peki bu en azından kompakt olarak adlandırabilir miyiz? Yani hem tarla hem bahçede çalışan bir traktör olarak. Devamında bunların çeşitleri de gelecek mi? Daha da özelleşmiş kabinli versiyonlar gibi. Biraz gelecek planlarından da bahsedelim. Kabini mutlaka yapacağız. Bu sene sonuna kadar yetiştireceğiz onu. Onun haricinde bizim diğer serilerimiz var. Onlar İtalya'da da üretiliyor. Onların da Türkiye'de belli bir orana kadar yerleştirerek üretimine geçeceğiz. O da önümüzdeki dönemde bizim hedeflerimizden bir tanesi. Harika. Şimdilik tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bundan sonraki bu zorlu ancak güzel yolda da sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah Allah utandırmasın, biz başaracağız bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu traktörleri incelemeye devam ediyoruz. Şimdi daha da teknik detaylara ineceğiz ve yeni bir isimle devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, teknik sunuma geçtik şimdi de. Traktörün inanın ben de yeni görüyorum ve tüm detaylarını merak ediyorum. Ve hep beraber Sercan Bey'den öğreniyoruz. Sercan Bey, sizlere de bir kez hayırlı olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Gurur duyuyoruz yerli üretim Anadolu Landini traktörde bulunmaktan. Tabii herkes merak ediyor, nedir bunun teknik özellikleri, söz sizde. Şöyle söyleyeyim, traktörlerimiz 50, 60, 70 ve 75 beygir olmak üzere 4 farklı seçeneğe sahip. 50 ve 60 beygirlerde Simpson motor kullanılmakta, 70 ve 75 beygirlerde ise Perkins motor kullanılmakta. 60 beygirde 50 beygirin bir faz ilerisi olmak üzere şu şekilde söyleyeyim, turbo mevcut. 50 beygirlerde doğal emişli motor mevcut. 70 ve 75 beygirlerde ise turbo intercooler mevcut. Araçlar iki çeker, tek çeker, kabinli roll barlı bütün opsiyonlar mevcut. İki çekerlerde 8 artı, yani daha doğrusu tek çekerlerde 8 artı 8 şanzıman seçeneğine sahip. Çift çekerlerde ise 12x12 standart. Bunların haricinde 16x16 veya 4 çekerlerde 12x16, çift çekerlerde ise 12x12 opsiyon olarak sunulmakta. Bunlar ek olarak standartta 4 adet damper çıkışı mevcut. Kaldırma kapasitesi 2600 kilogram. Tamamen İtalyan ön aks ve transmisyon mevcut. İtalya'da kendilerinin ürettiği, bu şekilde bizi destekleyecekler. İlerleyen süreçte tabii burada Şekerpınar fabrikamızda biz montaj yapıyoruz. İlerleyen süreçte tabii bu yerlilik oranımızı artırarak üretime devam edeceğiz. Peki bu noktada hani kontrol kollarının olduğu bölümleri de anlatalım. Orada 4 ana vitesi, ileri geri ve vitesleri görüyoruz. Burada hani ergonomik bir yapıda da ilerliyoruz. Orada da liftomatik görüyorum sanırım. Evet. Araçta liftomatik mevcut. Dediğim gibi 8 artı 8 ve 12 artı 12 şanzıman opsiyonlarımız var. Gayet ergonomik pozisyonda. Kullanıcının kullanım kolaylığı ön planda. Ana vitesimiz burada. Yardımcı vitesimiz burada gördüğünüz gibi. Bütün kontrol kolları... Sanırım sürüngen vites seçeneği de mevcut diye görüyorum. Evet, dediğim gibi opsiyonel olarak 8 artı 8'e tek çeker araçlarda ekstra sürüngenle 12 artı 12'ye çıkarılabiliyor. Çift çekerlerde ise 12 artı 12 olan şanzıman opsiyonu 16 16'ya sürüngen opsiyonuyla birlikte artırılabiliyor. Mekanik shuttle'ımız mevcut. Bütün kumanda kolları sürücünün kolaylıkla ulaşabileceği yerde ergonomik şekilde konumlanmış. Liftomatiğimiz mevcut.
Farklı koltuk opsiyonlarımız mevcut. Eğer müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, gördüğünüz gibi burada herhangi bir kolçak yok ama kolçaklı koltuk opsiyonlarımız da mevcut. İlerleyen süreçte inşallah ürün gamımıza kabin versiyonumuzu da ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz bütün ürünler roll barlı versiyonlar. Kabin opsiyonları da ilave edilecek. Peki kuyruk mili seçeneklerimiz nedir? Kuyruk mili 540 ve 540 ekonomi opsiyonumuz mevcut. Burada kendi yerlerde. Buna ilaveten yol kuyruk mili de mevcut. Diferansiyel kilidini nereden aktifleştirebiliyoruz? Diferansiyel kilidini yine standart, evet, ayak kontrolü, mekanik kontrollü. Kolaylıkla diğer çoğu tercih edilen lokasyonda mekanik olarak mevcut. Burada tabii en çok kullanılan beygir gücü aralığında traktör üretiliyor. Türkiye'de de yaklaşık 70 beygirlerde ortalama traktör, aynen, güçleri. Burada yine kompakt bir traktör olmasından dolayı tarlalarda da bahçelerde de kullanılabilecek. Yani yoğun saatlerde, çok saatlerde de kullanılabilir, az miktarda da kullanılabilir. Buradan konuyu yakıt kapasitesine bağlamak istiyorum. Kaç litrelik bir yakıt deposu konumlandırıldı? Yakıt deposu 38 litre. Tüm serilerde aynı mı? 50'den 75'e kadar? Evet, evet. Aynı kapasitede yakıt kapasitesi mevcut. Dediğiniz gibi araç tarla ve bahçe kullanımı için kompakt olarak tasarlanmış. Müşterilerimiz umarız ki memnun kalacaklar. Çünkü genel almış olduğumuz feedbackler, yani geri bildirimler. Çünkü biz bu araçlar için gerek bayiler olsun, gerek farklı müşteriler olsun, klinik çalışmalar yaptık. Eksiklerini belirlemeye, şöyle söyleyeyim, eksiklerden ziyade hangi noktalarda ön plana çıkabiliriz belirlemeye çalıştık. Dolayısıyla umuyoruz ki müşterilerimize maksimum seviyede hizmet edecek bir ürünle geliyoruz. Dediğiniz gibi Landino, Anadolu Landino olarak ürün gamımız biraz yukarıdaydı. 90 beygir ve üzerine hitap ediyorduk. İnşallah bu yerli üretimlerle de 50, 60, 70 ve 75 beygir kapasitesiyle de pazarın %80'ine de hitap edeceğiz. İlaveten. Öyle, evet, ilaveten diyelim. Bu arada hani yakıt deposunun girişi de ön tarafta konumlandırılmış. Peki yakıt deposunun tankı tam olarak hangi konumda, göremedim ama. Evet, direkt. Direkt burası yakıt. Evet, direkt tam. Burası yakıt deposu. Hemen ön konumumuzda konumlanıyor. Güzel bir tasarım olduğunda. Aynen. Söylemeliyim. Ön tarafta da hani dijital göstergemiz de var. Oradan hangi bilgileri görebiliyoruz? Dijital göstergede çalışma saatini görebiliyoruz. İşte herhangi bir arızada devir saatini görebiliyoruz, yakıtı görebiliyoruz, işte motor ısısını, motor sıcaklığını görebiliyoruz. Bunların dışında işte aydınlatma vesaire çeşitli görmemiz. Yani aslında sade kullanışlı bir tasarım olmuş. Aynen. Tabii burada kabin versiyonu eklendiğinde de bir takım geliştirmeler de olacaktır diye düşünüyorum. Ama şimdilik hayırlı olsun. Vatana, millete, sizlere başarılı bir traktör serisi çıkmış. Umarız başarılı bir şekilde Türkiye'de yaygınlaşır ve dünyada yaygınlaşır. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Sercan Bey. Rica ederim. Sağ olun. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu araçlar sadece ve sadece Anadolu Landini markasıyla Türkiye'de üretilecek ve dediğiniz gibi vatana millete hayırlı olmasını ben de temenni ediyorum. Biz buradan bu araçları inşallah ilerleyen süreçte de ihracatını gerçekleştireceğiz. Harika, başarılar diliyorum.